Ben Deniz Doktor Bilal Kara, D2 Kuzey Makedonya Türkiye İş Konseyi Başkanıyım. Kuzey Makedonya'yı temsilen bu programa katılıyorum. Tabii ki Kuzey Makedonya evladı Fatih'in toprakları, bizim eski ecdadımızın uzun yıllar oralarda yaşadığı ve şu anda da özellikle Balkan ülkeleri açısından, soydaş nüfus açısından da en büyük kapasiteye sahip olan ülke Makedonya'dan toplantıya katılıyoruz. Yaklaşık oradaki iş yatırımlarımız 12-13 yılı buluyor. Ama bizim oradaki bilfiil oradaki yaşadığımız süre 20 yılı buldu. Açıkçası bunu Türkiye'nin dışında yaşayan biz Türkler çok daha iyi hissedebiliyoruz. Çünkü ister istemez bütün dünyanın her yerinden birçok Türk soydaşımızı burada bir araya getiren, burada bir tabiri caizse bir yelpazenin her bir parçasını birleştiren güzel bir organizasyon. Bu organizasyonda dünyanın her yerinden gelen Türkleri, soydaşlarımızı görmek ister istemez bizleri çok duygulandırdı. Yani tabii ki yurt dışında yaşayan bir insan için Türkiye her şeyden önce çok önemli bir özlemi ifade ediyor. Bunu Türkiye dışarısında yabancı bir ülkede yaşayan insanların o ay yıldızımıza, o vatanın toprağına, o hasretine özellikle duyguları ister istemez insan için çok büyük ve önemli bir duygusal bir haz veriyor. Öte yandan tabii ki Türk iş insanı olarak da Türkiye'mizi yurt dışında kendi sektörlerimizde temsil etmek bizlere ayrı bir gurur kaynağı teşkil ediyor. Dünya Türk İş Konseyi gerçekten de özellikle yurt dışındaki diasporamızın organizasyonel bir çatı altında toplanması açısından çok önemli bir kurum. Hali hazırda Sayın Cumhurbaşkanımızın da buradaki organizasyonu, DETİK adına yapılacak faaliyetlere gösterdiği önem de yine bizim adımıza DETİK'in Türkiye'deki yurt dışı diasporası açısından ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Öncelikle Türkiye'de dışında yaşayan Türk kardeşlerimizi Türkiye gibi güçlü ve global bir gücü o ülkede temsil ettiklerinin mutlaka bilincinde olmalarını, bütün hem iş hayatında hem sosyal hayatta Türkiye'yi temsil ettiklerini asla unutmamalarını ben tavsiye ederim. Öte yandan Türkiye'nin manevi değerlerini mutlaka bir örnek olarak o ülkedeki sosyal hayata ve iş hayatına, iş ahlakına, iş prensiplerine de yansıtmalarını tavsiye ederim. Ve hiçbir zaman da Türkiye'den kopmadan bir ayakları mutlaka Türkiye'de olarak o ülkedeki çalışmalarını ara vermeden devam etmelerini naçizane tavsiye ederim.